Herkese selamlar dostlar. Bugün ihtiyar matematikle beraber çok güzel bir soru çözeceğiz. Sorumuz karekök yayınlarından tam TYT ayarında olduğunu düşündüğüm düşündürücü bir güzel soru. Hemen soruya geçelim. A bir pozitif tam sayı ve P eşittir A kare artı 7'dir diyor. P bir asal sayı olduğuna göre asal sayı neydi? 1 ve kendinden başka böleni olmayan sayılardır. İfadelerinden hangileri doğrudur diyor. Hemen sorumuza geçelim. Şimdi P eşittir A kare artı 7'dir diyor. Birinci öncülde A tek sayıdır diyor. Şimdi A tek sayı olduğuna göre yani varsayım yaparak gidiyoruz. A tek sayı ise eğer tek sayının karesi de tek sayıdır. Mesela 3'ün karesi 9 artı 7 çift sayıyı verdi. Yani tek sayı ile tek sayı topladığımız zaman bir çift sayıyı verecek. Çift bir sayı da asal olamayacağına göre 2 dışında. O yüzden A tek sayıdır ifadesi yanlış. P-8 asal sayıdır diyor. Şimdi ben bu soruyu şu şekilde incelersem A sonuçta bir dakika. Tamam. Şimdi biz A'nın tek olmadığını bulduk. O zaman A çifttir ve çift sayılarda 2'nin katı olduğunu düşünürsek A kare yerine yani A yerine A eşittir 2K yazabilirim. Doğru. A kare de ne olacak? 4K kare olacak. Ben o zaman P-8'i şu şekilde yazabilirim. P-8 eşittir. 4K kare artı 7-8. Ne yaptım? Her tarafa -8 ekledim. O zaman 4K kare ne olacak? 4K kare eksi 1. Bu size bir açılımın göstermiş olması gerekiyor. Tabii ki burası da 2 kare farkı. Burayı nasıl açıyorum? 2K artı 1. Şöyle yazsam. Ya tam şöyle yazayım. 2K eksi 1. Burada neye eşit? P eksi 8. Peki size bir soru. 2 artışık sayının çarpımı asal olabilir mi? Olamaz. Neden? Mesela varsayalım ki K yerine 5 yazsak 11, K yerine 9 yazsak 99. Asal mı? Değil gibi düşünebiliriz. O yüzden P eksi 8 sayısı asal değildir. Cevabımız buradan direkt C geliyor ama 3. öncülde dinlemek isteyebilirsiniz bence. Zaten sorunun güzel olan yanı da şu ifadeyi fark edebilmek. Sonrasında diyor ki P'nin 4 ile bölümünden kalan 3'tür. P'miz neydi? Şöyle tekrar yazayım. P eşittir. 4K kare artı 7. 4 ile bölümünden kalan 3'tür. Bu ifade doğru. Neden? Çünkü 4 4'ün katı olduğu için buraya direkt bölünür. 7'yi de 4'e böldüğümüz zaman 3 kalınlığını verecektir. Zaten öncüde de onu söylemiş. Bize de hangileri doğrudur diyor. Cevabımız C seçeneği. Güzel bir soruydu. Umarım siz de beğenmişsinizdir.